inovasyon, yenilik ve değerin ilgili tarafların algılamasına bağlı olarak üretilen sonuçtur diyoruz. Bu sonuç finansal veya bir sosyal değer oluşturur diyoruz. Dolayısıyla inovasyon ve değer bir araya getiriyoruz. Bir buluş bir toplumda bir değer üretmiyorsa, bir fayda sağlamıyorsa, bu finansal bir fayda veya bir finansal değer veya bir sosyal değer olabilir. O buluş sadece buluştur, inovasyona dönüşmemiştir diyoruz. Ve bu değeri önemli kılan, değeri değerli kılansa ifade edilen veya edilmeyen ihtiyaçlardır. Şimdi bu yaşadığımız bir aylık dönemde o kadar çok ihtiyacımız var ki bunların bir kısmını ifade ediyoruz, bir kısmını edemiyoruz. Ben de dönüp şimdi sormak istediğim değer ne? Ben müjgan olarak nasıl bir değer üretiyorum? Benim varlığımın faydası ne bu dünyaya, bu topluluğa? Tespit edebilirseniz inovasyona adım atabilirsiniz. Ondan sonrasını tasarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Gençler izliyorlarsa benim geçen sene yaz aylarında Udemy üzerinden verdiğim gençler için inovasyon eğitimi var. Bu ücretsiz. Lütfen gençler buna katılsınlar. Bunun bir sonuçlarını söylemek istiyorum. 35 ülkeden şu anda 4000 öğrencim var. Bütün bir yaz, bütün bir yıl boyunca 2000 öğrenci ancak böyle günde bir iki tane öğrencim oluyordu. Bu bir ay içerisinde bir anda 2000 öğrencim oldu. Günde 100 öğrenci bunu izlemeye başladı ve bu bende mutluluk yarattı. Gençler ne değer ürettiklerini ve ne değer üretmek istedikleri konusunda konuşuyorlar, düşünüyorlar. Sonunda fırsatları da değerlendirmek önemli hale geldi. Ben hem birey olarak hem kurumlar olarak ilk yapmamız gereken fırsatlarımızı değerlendirmek. Ben ürettiğim değer ne ve benim şu anda birey olarak için veya kurum olarak fırsatlar ne veya içinde bulunduğum ekosistemdeki hangi fırsatlar var? Ben bu fırsatları nasıl bir faydaya dönüştürebilirim diye ilk analiz olarak bunun yapılması gerektiğini. Evet, son olarak şimdi ne yapmak lazım? Hangi yetkinliklere ihtiyacımız var diye biraz kavramsal bir düşünce üreteyim istedim. Son slaytlarıma geldim. Ve 6 tane yetkinliğe ihtiyacımız olduğunu ettim veya öneriyorum veya sizlerle tartışmaya açıyorum. Bunlardan bir tanesi, bu altını da çizdim, kelimeleri yine önemsediğimi söyleyerek tekrar. Birisi sistematik, empatik analiz diyorum. Yani empati, karşı tarafı anlamak ve ama bunu sistematik bir şekilde anlamak ve analiz etmek. Etkileşim çeşitliliği diyorum. Burada bizim günlük ihtiyaçlarımızda bakkalımızdan tutun da AVM'deki kişiye kadar, esnafa kadar veya saçımı kesen kuaföre kadar bu çeşitlilik, onların algısını konusunda, ihtiyaçlarını anlamak konusunda bu çeşitliliği sağlamamız lazım. Stratejik düşünmemiz lazım diyorum. Böyle bir yetkinliğimiz olması lazım. Bugünü düşünürken senin sonrasında da geleceği nasıl şekillendireceği konusunda fikir yürütebiliyor olmam lazım. Önemsediğim bir başka şey eylem cesareti. Bu ne demek? Harekete geçmek. Hani çok düşünün, çok üzerine mükemmel bir şey yaratabilir. Lütfen harekete geçin, deneyin ve hep birlikte güncellenelim diyorum. Yani bu işte tek kişinin bir iyileşmesiyle olmayacak. Bütün topluluk olarak, toplum olarak iyileşmemesiyle bunu bütünsel sağlığa erişebileceğiz diyorum. Bu yetkinlikleri çok önemsiyorum.